Seha, seha, seha. Ne yapıyorsunuz ya? Maokai Jungle çok güçlü galiba arkadaşlar ya. Aldığım bilgilere göre. Peki dojladık mı bu maçı? Yo, dojlamadık ya, okey. Yemeğim geldi ya. Çok erken geldi abi. Bu çok üzücü oldu. Bayağı üzücü oldu bu. Kamera açacağım şimdi. Bu arada adamlarda İki tane tank var. Soraka'ları var. Zoe'leri falan. Bir tek Ezreal böyle sağa sola hızlı gidebilen şampiyon. Yani atlayıp kaçabilen. Bence Trundle pick'i gayet okey oldu. Şimdi bu WMAX artık yapmak mantıklı mı bilmiyorum ya. Şimdi cooldown kasıp W'ye vermesek bile daha iyi olabilir. W'ye nerf geldi ya. Maokai fena güçlü ya. Zed'le LeBlanc bot lane'imiz var. Allah'ın salağı. Abi YouTube'da bizi toksik olarak belirlemişler ya. Tamam eyvallah. Bazen böyle elimizde olmayan sebeplerde toksiklik yapmış olabiliriz ama yani mantıken düşündüğünüz zaman maçımıza da insan gelmiyor yani. Ne yapalım ki? Ne diyeyim yani şey mi diyeyim? Ya kardeşim hiç sıkıntı değil ya. Vurdur vurdur. Kurt değil Gromp'a gitmem lazımdı ya. Oğlum nerede bu Maokai? Maokai nerede? Allah Allah. Kuşları skiplemiş adam. Totem olduğunu bilerek. Helal olsun Faker. Abi gelsene mi de ya? Ne yapıyorsun orada? LB çok mal ya. Mesela LB ile Olaf'ın yaptığı işin hiçbir mantığı yok ya. Ya bak en ufak mantığı yok yani. Öyle diyeyim size. Hayır. Allah belanı vermesin. Sylas'ın oyunu işe bak. İyi öldürdü bari. Direkt W'yu istesem ya. Bunu da alıp base atacağım. Şimdi Herald'a I go Herald. Push mid Sylas. Botu öldürdüler galiba ya. Adam da botta. Ben aldım Herald'ı. Tiamat alsam mı acaba ya? Bu arada bizim jungle sağlam ha. Farkında mısınız chat? Ah be. Enti diye ben bu Hydra'yı alıyorum bu arada orman kamplarında ağzı dönmek için. Maçı hızlı bitirmem lazım. Yemeğim geldi. Yemek yiyeceğim. Olaf çok iyi yerde. Çok iyisin oğlum. Öldür onu. Diğerine de dön. Helal lan size. Merkür bot çekeceğiz. %100 bu oyunun çizmesi Merkür bot. Haberiniz olsun. Şimdi benim amacım ne? Top lane'de zaten şey yaptık. AP de kasıyor adam. Ben biraz alt koridora oynayacağım.
O yüzden top'tan bot'a doğru petlemeyi düşünüyorum. Bu adam da biraz agresif oynarsa bu adamı da öldürmeye gidebilirim bu arada. Agresif derken orada durmaya devam ederse. Bakayım. Güzel. Tiamat'ı niye aldım? Abi koridoru ittirmek için koridor ittirme olur. İşte orman kampı olur vesaire. Her şeyi daha hızlı hızlı alıp Maokai'yi biraz geri düşürmek istiyorum. O yüzden aldım Tiamat'ı. Normalde almam. Şimdi üst koridor ormanı yok adamın zaten. Direkt buraya giriyorum. Burada Tiamat çok bir işe yaramıyor. Ben öldüm. Biraz fazla uçtuk. Adamların hepsi buradaymış oğlum ya. Biraz fazla uçtuk. Bu arada bizim bu oyunu kaybetme ihtimalimiz yok bence. Olaf zaten en az iki kişi öldürmesi lazım rakipte. Durumsal olarak. Tabi böyle oynarsa biraz zor da. Bak oynayışı bak. Olaf. Olaf'ın oynayışa bak. Lost. Çok kötüler. Dümdüz oynasalar oyunu kazanacağız. Sürekli adamların üstüne atlayıp hepsi de failliyor. Ben Olaf'ı beklerim. Burayı ittiririm abi. Oğlum bizim takım nerede ya? Sanki böyle tek başıma oynuyormuşum hissiyatı var bende. Sizde de var mı o? Chat. Ben bir şey diyeyim mi? Ezreal'ı bir şekilde Zed'dir, LB'dir öldürdüğü an bence maç win abi. Tabi öldürebilirim, orası ayrı konu da. Olaf bot'tan devam ediyor. Bence okey. Şurada Skuttle var mı? Bu arada var ya 4 kere Zoe'yi ilk 10 dakika 4 kere öldürdük Sylas'la beraber. Ona rağmen bu Sylas böyle oynuyor. Önünü görmüyor adam. Ananı avradını be. Adamların canları inmiyor. Olaf çok leş oynamıyor mu ama ya? Ah, Executioner'a da ihtiyacımız var. O kadar çok şeye ihtiyacımız var ki. Anlatamam ya. Sen ona tek atamayacaksın ki reis.
Öldür ama Olaf onu. He? Nerede takım bizim? Bizde takım yok. Zed'in ultisi duruyor, LB'nin ultisi duruyor. Zed, LB ulti pingleyelim. İnanılmaz bir şey takım. Yani sözlü ifade edilemez. Edilmesi teklif dahi edilemez takımın. Oğlum öldürün artık o adamı. Şaka mı oğlum? Adama ulti de attım lan bir de. Hiç mi ağır yara alan yok takımda? Ya senin Allah belanı versin oğlum Olaf ya. Nash de alamıyoruz ki doğru düzgün. Damage yok takımda. Abi bunu almak sıkıntı ya. Bunu değil, ben Bramble Vest alacağım. Tekle onu. Heh. Ben bayağı tankım ya. Tamam gitme abi, gitme. Ne yapıyorsun ya? Yok abi ya. Yani bilmiyorum, kazandırabilir miydim? Emin değilim. Nasuo dive attı 2 kere. First Earth'ı tapa aldırdım. Olaf hiçbir şey yapmadı o oyunda. Yani öne geçti adam hayvan gibi. Geçmesi gerekiyordu daha doğrusu. Bota gitsem bota gank atamıyorum. Zed LeBlanc var. Mid'e gittim 4 kere öldürdük Zoe'yi. Bak ilk 10 dakika gidin bakın Zoe 1-4'tü. Abi split yapsanız ne yapabilirler diyorsun da. Şimdi Allah aşkına normal oyunu bile oynayamayan takımda insanlar var. Split push bu adamlar nasıl yapsın ki? Anladın mı? Ha split nasıl yapar? Olaf dümdüz side'dan koşar. Ya kazanırız ya kaybederiz. Bak o olur. Ona eyvallahım var. Bak aynen böyle mesela. Koşturuyorlar. Ben de tapa koşacağım şimdi. Ezreal'ı buraya çekmişim mesela. Diğer taraflarda fight yapsak direkt kazanacağız. Çünkü Ezreal tapta. Aynen kazandık şu an. Bro, I am stuck oldu Zoe. Şuna bak oğlum. Yani hiçbir şey yapamadan ölüyoruz ki. Takımdakiler hiçbir şey yapamıyor yani. Oyun oynayamıyorlar. Soraka çok fena diff koydu. Öyle böyle değil yani. İnsanca değil. Dur yemek yiyeyim ben bu arada. Bu arada bak. Şimdi size soruyorum chat. Size soracağım. Ben konuşmuyorum. Takımımda Olaf yerine nasıl olsa sizce yener miydik? Olaf'a yaptıklarımın aynısını Nasus'a kastıracaktım. Bence yenerdik. Bu Nasus geri düşmüş Nasus oğlum. 10'a 4 oynuyor. Ay sizin mantığınıza sokayım ya. O adam geri düşüp o hale geldi. Bu arada normalde takımımızda Ghost Olaf varken o Soraka'nın oynayamaması lazım. Zed, LB, Sylas. Hepsi Soraka'yı kesebilecek şampiyonlar. Bakalım hemen. Büyük ihtimal otofildir yani. Bak otofil 1. Olaf'la alakası olmayan bir adam.
Hani AD Carroll Zed oynuyor. Bunu zaten saymaya gerek yok. 2. Bu da 3. 3 tane otofil varmış takımda. Hatta beni de jungle'a koy. 4 tane otofil var. Sadece bu adam tapmayın. Sadece bu adam tapmayın. Bak şimdi. Herkes otofil takımda. Bu otofil 1. Jungle main. Mid main. 2. Oğlum bunun 100k Lulus'u var ama 130k Jarvan'ı var. Nasıl oluyor bu? Bunda da 200k Caitlyn var. He? Onlar da 3'müş. Yani sözde 3. Ne kadar 3 eder bilmiyorum. Onlar otofil sayılır mı? Siz karar verin. Kamerayı kapatıyorum. İki tane main olabilir adamın. Sadece tekleyen oynamak zorunda değil. Tabii ki değil. Ama sen kaç tane gördün mesela Jarvan'ı 180k, ikinci main adamın 170k? Çok nadir. Genelde ilk üçü kendi main'in oluyor. Pizza yiyorum arkadaşlar. Nasıl kazanacağız kanka bu 2-2? Allah senin belanı versin. You are soft. Salak bebe. Çok mallar ya. Vallahi çok mallar. Adamı taburda gördük ya. Adam bu tarafa kaçıyor ya. Normal değiller abi adamlar. Ne yaptı mı adam? Bana doğru flash attı oğlum. Ölecekse de kendisi ölmesi lazım. Benim kaçmam lazım zaten bu salak geldiği zaman üstüme. Ama yani işte bir akıl uyuyoruz yani. Ya bir de yazı yazmıyor mu yani? Böyle gireceksin Discord'a, anlat diyeceksin lan. Anlat. Hadi ne göt edip çıkacaksın Discord'dan. O olacak yani, başka bir şey olmayacak. Beyefendi istiyor ki orada 30 saniye bekleyeyim. Bak şimdi gideceğim, ikimizi de öldürecek. İnşallah öyle bir şey olur. Q'su yok. Bayağı damage yiyecek şimdi. Tüh be, öldürmedi. Adamın golemi çıktı ama goleme gitmek istemiyorum şu an. Ah be oğlum, E'ni niye kullanıyorsun ki? Aha, ultisi varmış lan. Bu arada E'sini kullanmamış olsaydı öldürmüştük adamı. Öldü mü Aatrox? Aynen. Aslında iyi oynamış lan. Adam Drake'de büyük ihtimal ama. Adam arkama geçti lan. Aha. Güzel. Bu arada ben senin ultisini rakip sandım ya. Aynen, çarp atsam ölmüştü zaten. Gerçi dur lan, vursak kuleyi alıyoruz. Bu ne lan? Bu arada orada beklesem adamlar çalıya kafa atsa öldürmüştük adamları. Benim hatam. O biraz belliydi. Çerez abin oralara gelmez. Geldim oraya.
Olga bir haftaya Masters ya, tahminlerime göre. Oğlum ben bu adamın farmlarını falan çok fazla alıyorum. Ama hala jungle'da CS olarak adamı geçmiş değilim ya. Nasıl oluyor bu? Allah Allah. V ile şu intihar etmeye bayılıyorum ya. Selamünaleyküm, ben Bursalı meşhur berber Fatih. Randevuyu ne zaman almayı düşünüyorsunuz acaba? Her geçen gün fiyatlar artıyor bildiğiniz üzere. Erken randevu ile indirimli fırsatımıza yararlanmak istiyorsanız DM. Yok reis, indirim lazım değil Allah'a şükür. Ama geleceğiz galiba senin mekana. V gerçekten bu itemlere muhtaç mı? Muhtaç kardeşim, hem de ne muhtaç biliyor musun? Bende red var canım, her türlü de olacak. Gel gel gel, barona gel. I have no smite. Hayır hayır, bırak ya şunu. Atla nereliye? Tutama içinde. Şunu da iyi vuruyor. Lan neye yarar? Bu arada zırh olarak hani şey tabii ki iyi de adam tüm yeteneklerini atmış oluyor arkadaşlar. Hani adam Q'yu tutturdu, E ile otoları attı, ultisini attı, her şeyini attı. Yani ona ölmek biraz normal. Seju'yu de kessek penta atacağız. Bilet lazım usta. Oğlum kara borsacı yaptınız. Ben zamanında Bursa Beşiktaş maçında çok kara borsa bilet sattım ha. Haberiniz olsun yani, kara borsa işinden de anlarım. Zamanında ben bak 2017 ya da 2018, yok 2018 ya da 2019 Royal Bandits var ya, Royal Youth. Onlara 6 tane bilet sattım ben. TBF bileti. Ya biz de böyle bir delikanlıyız yani. Vay be, ne yapmışsın öyle? Adam vay be, ulan adama bak be. Oğlum oradaki makara, adamlar TBF'ye kalmış. Adamlardaki bilet eksik. Adamlara TBF'ye kalmış takıma ben o zamanlar no name'im bilet sattım. Hani bunu şey gibi düşün. Sen yarın Fenerbahçe maçına şeye, Jorge Jesus'a bilet satıyorsun. Anladın mı? Onun ailesi gelecek, ona bilet satıyorsun. Aynı şey. Tamam, 7 tane bilet varmış. 3 tane ayarladım Olga abi. Ne bileti bu? Manga konseri. Ya nasıl görmüyorsunuz onu be? Ya nasıl görmüyorsunuz ya? Bir de adam knockup atacağı yere flash atıp atıyor ya. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi ama Tristana zaten W atabiliyordu. Leona ne yapıyorsun abiciğim?
Flash'e bak ya. Silas'ın Flash'in leşliğini gördünüz mü? Leon hayat oğlum aşağı. Vay ezik seni. Bitti rüya. Leona'nın ne kadar leş, iğrenç oynadığını görüyor musunuz? Abi adamın flash'ı, klensi, her şeyi duruyor be. Yani her şeyi duruyor adamın ya. Abi yine her yer eziliyor. Mid eziliyor, bot eziliyor, top eziliyor. Ne yapacağız ki yani? Ben de insanım, her yere nasıl yardım edeyim ya? Bu arada Q ile girseydim büyük ihtimal kesecektik adamı ya. Oynamayacağız mı burayı? Yenemiyoruz mu cidden? Set fazla güçlü. Bak bota atacağım. Gengi mesela mid'e attım. Bu da bize kötü sonuç verecek. Abi Rex'e iyi görmedin mi gerçekten ya? Adam şurada gözüktü ama ya. Evet, Tristana base attı, harika. Tristana'nın base attığı yere bak. Tristana ya. Aha, shutdown'u aldı bizim çocuk. Abi burası West Elmas mı diyenler, vallahi haklısınız ya. Ben de inanasım gelmiyor bazen. Ama adamlarda seti dodge'lamak diye bir şey yok ya. Asım'cım 500 kişiyle bizi hostlamış eyvallah. Adamlarda set W'su dodge'u falan diye bir şey yok yani. Öyle bir şeyi dodge'lamak saçma adamlar için. 50 CS sayılasımız var. Dakika 14. Şuna bak, tüm kuleler gitti. Zaten 10 kill'in 7'sinde ben varım. Ona rağmen tüm kulelerimiz gitti. Dakika 13'te. İnanılmaz bir şey lan. Of. Silas dön, adamı öldürelim, sen de öl ya. Ya bunu düşünemeyecek kadar salak olamaz oğlum bir insan. İnsan olamaz yani. Dön, öl, biz de adamı öldürelim. At E'ni mesela, dön. Allah Allah. Araya fake atan hoş geldin kardeşim. Oğlum bir şey söyleyebilir miyim size? Yemin ederim şu oyunda neden abi tüm koridorlarım deliler gibi intliyor ben bir yere gank atmama rağmen. Herkes baksana, kuleler gitti, hiçbir yok. Biz daha kuleden plak alamamışız hiçbirinden. Şuna bak. Bu nasıl olabiliyor ya? Oğlum bunun filmle alakası yok, soruyorum. Bu nasıl mümkün? Bak Riot sana şunu diyor. Sen tek başına oyuna girdiğin zaman senin takımına 4 tane farklı adam atacağım diyor. Tamam at, sıkıntı yok. 4'ü de
Nasıl kötü oynuyor? Mesela bunun ihtimali yüzde kaç? Bir hesaplasanız ha. Merak ediyorum. Dördünün de kötü olma ihtimali yüzdesel olarak yüzde kaç abi? Garip. Lan ultini atsana oğlum. Abi ne olur Herald'a gelin ya. Abi şuna bir yardım et. Ne olur bak gelecek adamlar ya. Abi intihar etmeyi bilmiyorlar ya. Hala dönmeyi falan düşünüyor oğlum adamlar ya. Vallahi kafayı yersin ya. Rex'i fulleteleti benden daha tank. Çünkü adamlarda full item abi. Adamlar hep bizde damage yok. Şuna bak 70 CS silas'ımız var. Bu itemlerle mi damage atacak adam? Şuna bak 177 CS bu adam. Diğeri ya büyük ihtimalle. Sion tek başına ejder çalmaya gidiyor oğlum. Şimdi bu ne mesela? Bana deyin ki abi şu yüzden gitti. Bu ne? Ya bu ne oğlum? Yani söyleyecek hiçbir şey yok. Manalarını kullandırdı. Bak bu mantıklı bir şey işte. Ya. Lola rakip ve takım arkadaşı atmada değişiklik oldu. Vallahi efsane değişiklik olmuş ya. Ağzımıza sıçıyorlar yani. Nuh'un gemisi sürekli bizim takım. Asıktır ya. Ay. Ben gidiyorum Asgardia'ya ya. Uzayda yaşayacağım artık. Gittiğin başım. Başladım. Sion'umuz. Bakın Sion'umuz. Silas'ımız. İnsan olmayan başka bir Silas. Mid main. İkinci otofil. Leona 1.5 milyon. 1.5 milyon Leona ile adam bu kadar oynuyor. Maokai jungle fena yapıyor. Dur onu alacağım hatta. Bursa'da ne yenir videosu gideceğiz. Haa burayı biliyorum lan ben. Şöyle göstereyim. 84 mü? Evet. Mekan şöyle göstereyim dostlar. Üsküp Pastanesi. Nasıl buldun Mustafa burayı? Bu ara sokaklarda bir yerde. Oğlum bir dakika burası neresi lan? Burası Zafer Mahalle mi? Allah Allah. Geldim, baktım, muhtem, burada farklı ürünler yaptım. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Konum linki mi atmış? Abi şimdi ona tıklayacağım. Benim konumum falan belli olur nasıl, diye tıklamıyorum. Nasıl keyifler? Maşallah iyi gördüm. İyi gördüm. Şimdi ürün bu. Evet. Çok fazla çeşit yok sizde. Poğaça arası börek. Börek var. İlginç bir şey. Talaş poğaça da var. He, talaş poğaça da yapıyorsun. Talaş poğaça her yerde bulunur. Ben bir tane istiyorum. Evet. Böyle. Şimdi bana anlatabilir misin burada? Böyle içinde katık olmayan olmayan bir börek var. Peynir meynir var mı içinde yok, bir şey? Tereyağlı bir börek. Şöyle bir börek var. Evet, vallahi çok börek. Güzel görünüyor ya. Tereyağlı bu. Puf mu bu? Bak üzerinde tereyağı da akıyor gerçekten. Vallahi çok güzel ya. Görüntü harika. Halis tereyağı. Böyle bir tane aleyküm selam hoş geldiniz. Böyle doğruyorsun böreği. Evet. Poğaçayı. Poğaçayı da kesiyoruz. Kesiyorsun. Vallahi çok ilginç bir şey. Yağlı yağlı yağlı. Yağlı yağlı yemesi kolay olur. Yanında da ne veriyorsun? Sütle güzel gider. Evet, sıcak bu sütle. Oğlum burası Arnavut. Arnavut bir şey değil mi bu? Bu %100 Zafer Mahalle'de bu arada. Bayrampaşa burası İstanbul diyor. Allah'ım ya.
Ya bu Olgu ne kadar boş bir adam ya, chat. Mis mis kokuları Allah'tan YouTube vermiyor. Aklınızı yitirirdiniz. Şu an ekranın başında şu kokuyu alsanız, tereyağını, kokusunu. Evet. Derirlerdi. Derirlerdi. Dostlar, şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın, poğaçanın ne kadar güzel olduğunu anlamanız için şunu bir bastırdım. Bak, hop, kendi kendine güzeldi. Yani mayası o kadar güzel olgunlaşmış ki içerisinde. Şöyle müsaadenizle şuradan bir başlıyorum. Bak, tereyağları var. Bak, cildimde krem ya. Kendim krem gibi geldi. Bak. Şimdi Mustafa muhtemelen böyle kıtlıkta bulunan bir yiyecek gibi geliyor. Hani eleştireceksiniz belki hamurun içerisinde hamur olur mu diye. Ama belki bir savaş anında bir can kurtaran değil mi? Peynirin yok diye. Savaş engel askerlerin çok tutsun diye. Top tutar. Güzel tutar. İnanılmaz çok tutar. Top tutar. Geçmiş zamanlarda hani insanların evi olduklar çektiğini bilemeyiz. Neler yaşandığını da bilemeyiz. Yağ gibi gidiyorum. Bu savaş zamanında köye gelen askerlere börek ikram etmek istemişler ama o börek poğaçanın içinde... Dedim ya biraz önce. Evet. Hepsi bizim bu şekilde. Beya rahmetli olmalı. Çok teşekkür ederim. Hangi semt burası? Burası Aptal Caddesi diye geçiyor. Aptal Caddesi'nde böyle tahanlı. Abi şu simit fırınını bekleyen vallahi manyak ya. Geçen gün bunun muhabbeti döndü ya. Tahanlı. Direkt tahanlı değil, tahanlı diyeceksin, tahanlı. Bir de yiyeceğiz. Enes ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasıl keyifler, yakışıklı ısıyla gibi. Bu lezzet. O zaman başlayalım ustam. Ya Allah, bismillah. Tahan susamından çekilme, tahanın özel yiyecek. Çifte de çıkartmışsın. Bunu bilmeyen vardır ya, chatte. Bence durun ya. Oluşmuş o zamanın bunu lezzetinden biz biliyoruz. Bursa. Bursa çok güzel şehir ya. Bak AD Kirmi'nin bir tane daha otofil var takımda. Ben de fil seçtim. Yine 3 tane otofilimiz var takımımızda. Bu arada ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar çok otofil olmasının sebebini. Gerçekten LoL oynayan sayısının azalmış olması lazım bu kadar çok otofil gelmesi için. LoL de oyun olarak aslında zor şey bir oyun ha. Tutturması zor bir oyun. Düşünsene 10 kişinin aynı anda aynı seviyedeki 10 kişinin oyuna tıklaması lazım. Yani sıfırdan böyle bir oyun yapsan inanılmaz zor bulursun oyuncu yani. Tamam, eskiden rol seçme yoktu biliyorum da. Adam Nami Kettin'le trade yapıyor ya, helal olsun valla. Bu arada bir şey diyeyim mi? Hecarim acayip OP ormanda arkadaşlar. Ya kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. O nasıl bir flash'tı lan? Flash'a bak. Hecarim OP dedim. Hecarim öldü lan takımdaki. Kettin flash atmadı değil mi? Bak kaç maç iyi oynadım V ile. Kazanamadım. Şimdi kötü oynadığım için direkt kaybedeceğiz. Yavaş yavaş herkes dökülmeye başladı. Bu arada AD carry galiba çok az. Ben fil seçtiğimde, doldur seçtiğimde sürekli AD carry geliyor çünkü. Daha hiç başka rol gelmedi. Top geldi galiba bir kere. Rakibe bak. T1'a karşı oynuyoruz. Ne dedim ama? Ben dedim kötü oynuyorum, direkt FF atacağız dedim. Direkt kaybedeceğiz. Hızlı oldu. Şu Twitch'in random gankleri belki bir şey yapar. Random koşması lazım sağa sola. O mental resetlenerek sor. Ben şu an mesela tilt falan değilim ki. Dümdüz oyunumu oynuyorum. Yani tilt olsam bile gidip intlemiyorum yani, anladın mı? Hani takıma eksim ya da artım hiçbir şeyim yok. Bir de bu elo'da maçlar çok fazla satılıyor ya. Ne olacağı belli olmaz. Oh. Bir an ölmeyecek sandım. En güzel cümle ne biliyor musunuz? Bak şimdi. BP Garen. Böyle yazacaksın. Bu tarz durumlarda.
Bence okey. Ben buna kabulüm. Top dife bakar mısın? Dakika 9, 80 farm. 2 tane plate almış. 90 farm olacak şimdi. 2 kere de Garen'i kesmiş. Faker. Karış top lane. Oha ya. Ne yapıyorsun oğlum? Aa vallahi öldürdük lan. Flash'ı yok muydu lan adamın? Nami çok fena vuruyor ya, evet. Top'tan fena oyun bitmiş ya. Nami Lucian biter ya Nami Nerf'inden sonra. Clone Fiesta yapacaksın abi oyunları. Yat oğlum aşağı. İyi lan, bizi yakalayamayacaklar galiba. Derken der demez flash atıyor ya. Ah! Nami no flash. Dal şuna ya, phase rush'ın var. Bakayım 100 isteği var. Bence çok kötü değil, maçı yenebiliriz de. Durmuyor takım ya. Vallahi durmuyor ya bak. Ben otofilim, fil seçtim. Takımda neredeyse Ekarim iyi oynuyor bence. Ekarim'den sonra en iyi oynayan benim. Bu normal bir şey değil oğlum. Bana kimse bunun normal olduğunu söyleyemez yani. Pantheon burada ya. Görmüyorsun değil mi Pantheon'u falan? Ya. Oğlum adam gözükmek için daha ne yapması lazım? Pink attık. Hani her şeyi yaptık lan. Allah Allah. Bilerek yapıyor falan olmaları lazım ya. Bak ben 2 item oldum. Şu an mesela normalde. Normal şartlarda yani. Fightlarda iyi hasar vururum. Tabi bu diğere vuramam. Orası ayrı konu. Adamın ultisi öldürdü, gördünüz mü bizi? Random saldı ultiyi. Oğlum bu diğere vurmamam normal değil mi? Adam 3 item bitecek base atınca. Adam 12 level. Diğerlerini vururuz. Allah Allah. Bu arada ben hayatımda gerçekten böyle bir şey görmedim ya. Yani çok kötü adamlarla oynadım. Çok kötü maçlarım geçti. Üst üste bu kadar kötü takımların sürekli bizim takıma gelmesi. Sanki böyle benim takımım plat, rakip hep diamond gibi. Hayır ya. Hayır ya. Hayır, Veigar'da yük de yok. Adam yük de kasamamış. Lan ittir. Ha? Öl lan. Ah be. Yani hiç olur yok. Sıfır. Precious fucking idiots. Ha. Yok ben mid oynayayım eyvallah da bak. Anlatmak istediğimi anlatamıyorum. Şu an mesela hiç silt falan değilim. Hani kaybettim maçı, çok önemli değil. Bak anlatmak istediğimi tekrar söylüyorum. Ben mid oynadım, AD carry oynadım, fark etmez. Şu an benim oyuna eksi yönde neyim var? Artı yönde neyim var? Hiçbir şeyim yok. Nötrüm ben maçta. Ben maçta yokum. Top dümdüz açıldı. Mid açıldı. Jungle early de açıldı. Support'um yok zaten. Hani bir önceki maçta da aynısı. Oradaki problemi söylemeye çalışıyorum yani. Kötü takım tabii ki gelecek. Her zaman iyi takım gelecek diye bir şey mümkün değil yani. Nami'ye bak oğlum. Attı ultiye bak adamın. Aferin, al shot'tanları. Rain Man konseri hakkında bir şey düşünmüyorum abi.
Yani beni ilgilendirmiyor. O diğer tapsayıp ben öldüm büyük ihtimal. Yok abi, egzoz tutuyoruz o zaman. Her şey 4 tutan baksana. Hatta bunu da say. Bu bir item şu an yani, stackler olduğu için. Yani adam full item ya. Dakika 25 lan. Böyle durumlarda Veigar'a küfür etmek günah değil tabii ki. Niye günah olsun ki? Ya sonuçta şöyle düşün. Veigar da boşu boşuna besleniyor. Düşün, onun yiyeceği yemeği başkası yiyebilir yani. Yani o adam günah mı diyor mu demiyor. İnanılmaz garip ya. Yani anlam veremiyorum. Şu konu hakkında video çekmeyi o kadar çok isterim ki. Bak vallahi diyorum, keşke böyle bir algoritmasını falan bilen biri olsa, oturup saatlerce konuşup şu konu hakkında video çekebilsem keşke. Mesela support main adam bizim top lane'i Gwen'le nasıl izliyor abi? Bu hesaplar satın alma falan oluyor büyük ihtimal. Ben autofill diyorum da bu adam top lane seçiyor büyük bir ihtimalle. Yani ben sanmıyorum, bu kadar autofill olamaz çünkü. Bu adamlar o koridoru seçiyor büyük bir ihtimalle. Bence satın alıyorlar falan yani, başka bir şey olamaz.